anlamıyorsunuz yani anlamak için çabalamıyorsunuz. Hani velakin la tefkahun tesbihahum. Fakat siz onların tesbihini anlamıyorsunuz diyordu ya. Haydi anlamak için çaba gösterelim tefakkur. Cansızların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Evet. Nasıl anlayacağız? Tesbih nedir aslında? Tesbih nasıl yapılır? Süp 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 değildir tesbih. Bakınız. Cansızların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünmek tespittir. Evet, matematik, fizik, kimya, ilimleri işte bu tesbihin parçasıdır. Anlatabiliyor muyum? Eğer siz cansız varlıklar, yani elementler üzerine düşünüyorsanız, Ya Rabbi, ne fark var? Ne fark var demirle bakır, bakırla alüminyum, alüminyumla bronz, bronzla gümüş, gümüşle altın, altınla platin arasında ne fark var? Bunu düşünüyorsanız, bunun üzerinden yaratılışın formüllerini çözmeye çalışıyorsanız siz emin olun ki tesbih ediyorsunuz. O süp süp süpten bin kat daha ileri tesbih ediyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Kimya, yani ne fark var? Karbon. Kurşun kalemin içindeki grafitle şu kömürün, yaktığımız kömürün arasındaki. Yaktığımız kömürle yine aynı karbon olan elmas arasındaki farklar nelerdir? Anlatabiliyor muyum? Yine dünyanın şu anda en sert maddesi olan, elementi olan grafen arasındaki fark nedir? Grafen çelikten bilmem kaç kat daha sert, daha dayanıklı. Şimdi çelik yelekler ondan yapılıyor, çelikten değil mesela. Dolayısıyla ne fark var? Hepsi de karbon bunların. Ama bakın birinin bir tane elmasa dünyanın, dünyanın en büyük elmasına dünyanın tüm kömürlerini alırsınız. Buyurun. Ne fark var? İşte bunu yapan en büyük tesbihi yapıyor. Bitkilerin çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Botanik, bitki bilim. Alın size tesbih. Şimdi ne fark var? Şöyle bakıyorsunuz, bazı bitkiler içinde bazı hastalıklara şifalar taşıyorlar. Etken madde ondan çıkarılıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o kadar çok bitki var ki ilaçların hemen tamamına yakının ham maddesi bazıları mineralden ama çoğunun ham maddesi bitkilerden oluşuyor. Peki bu bitkilerin içine saklayan bunları yaratıcı eğer bulunmasaydı, farmakoloji ilmi tesbih etmese de bunları bulmasaydı sen o hapları alamayacaktın. Almasaydın o ölümcül hastalıktan kurtulamayacaktın alın size tesbih. Yine hayvanların çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Biyoloji, zooloji, eyvallah. Yani canlı bilim ve bitki bilim. Bunların üzerine düşünen, hay, affedersiniz, hayvan bilim. Efendim, canlı bilim, hayvan bilim. Hayvanların çalışmaları üzerine. Şöyle bakın etrafınızda. Ya kedi ile köpek arasındaki farka bakın. Efendim, yani bunlar niye efendim birbirleriyle hep dalaşırlar? Sahi niye geçinemezler? Geçinemezler. Çünkü ikisi de insanın atığından geçinir. Anlatabiliyor muyum? Rekabet var. Hayvanlar arasında rekabet var. O zaman insanların kedi köpek gibi rekabet etmesi, hayvanlaşması değil midir? Yani rekabet edecekse insanca rekabet etsin. Niye kedi köpek gibi? Niye öyle? Dolayısıyla bakınız çok ilginç. Aslanla akbaba arasındaki fark nedir? İkisi de et yer. İkisi de vahşidir. Ama diyebilir misiniz ki ikisi de aynıdır? Hayır. Aslan avladığını yer. Akbaba başkalarının avladığını yer. Akbaba leş yer. Niye efendim? Bakınız. insanlardan bazıları aslan gibi rızıkta, bazıları da akbaba gibi. Oradan tesbih ediyoruz, bakınız. Tesbih ediyoruz. Müthiş tesbihler yapıyoruz işte burada. Dolayısıyla. Yani deve ile deve kuşu arasındaki fark nedir? Vesair. Sorun gitsin. İşte budur. Bunu tesbih eden gerçekten tesbih etmiş olur. İnsanları çalışma düzeni, anlam ve amacı üzerine düşünelim. Felsefe, din, bilim, sanat. Bunlar. Bunları üzerine düşünelim. Gerçekten yüksek ve yüce bir tesbih etmiş oluruz. Tıp, psikoloji, antropoloji, sosyoloji, hukuk, ekonomi, siyaset. Bütün bunlar insanoğlunun ürettiği bilimler, alanlar, hayat alanları. Dolayısıyla hepsinde bir müminin son sözü değişmez. Sübhanallah. Sübhanallah. Keşfettiğinizde, fark ettiğinizde, inkişaf ettiğinizde, bulduğunuzda, Söyleyeceğiniz tek şey Sübhanallah.